Evet arkadaşlar, Premiere Pro ve kurgu ile alakalı bu eğitim serimizde bugün inşallah yeni bir sekans nasıl oluştururuz bunu anlatmaya çalışacağım. Sekans oluşturmanın da geçen dersimizde değindiğimiz içe aktarma gibi birkaç farklı yolu var. Bunlardan birincisi kısa yol tuşu olan Mac'te Command+N veya Windows'ta Ctrl+N tuşu ile açılan pencereden bir sekans oluşturabiliriz. Mesela ben geliyorum, Command+N'ye bastığım zaman böyle pencere çıkıyor karşıma. Burası sekans oluşturma penceresi. Lakin bu pencere biraz karışık gelebiliyor. İlk başlayanlar için özellikle kafa karıştırıcı olabilir. Ben diğer metotları da anlatacağım, daha pratikleri. Bu pencerede nasıl oluştururuz diye soracak olursak burada AVCHD veya herhangi bir formatı seçip mesela 1080p 50 frame FPS değerinde bir sekans oluşturup buradan ismini belirleyip OK'ye bastığımda yeni sekans oluşturmuş oluyorum. Ben böyle değil de Settings ayarlarından Custom, buradan Editing Mode'dan Custom'a geliyorum ve buradan istediğim özelliklerde bir sekans oluşturabiliyorum. Buradan 1920'ye 1080 yani 1080p formatında 4K oluşturmak istiyorsam 4K formatında 4K boyutunda bir sekans oluşturup buradan 50 FPS mi veya işte 25 kare mi 23 kare mi olacak, buradan belirleyip ismini buradan seçip kendimize has işte sekans 1 dedim, OK'ye bastım ve sekansımızı bu şekilde oluşturmuş olduk. Bununla beraber çok daha pratik olup birçok kişinin kullandığı yöntem ise proje panelimizdeki videomuzu Timeline bölümüne sürüklemek. Hemen video içeri aktarayım. Şuradan 2 tane video aktarayım içeri. Geçen hafta zaten nasıl video aktaracağımızı işlemiştik. Dileyenler oradan dersimize bakabilir. Buradan videomuzu tutup Timeline monitörüne sürüklediğimizde, şunu mesela kapatalım. Tutup buraya sürüklediğimizde otomatikmen bize video özelliklerine uygun bir sekans oluşturmuş oluyor. Hemen şuradan kontrol edebilirsiniz. Videomuzun mesela bakın 25 FPS sağ bölümde, info bölümünde. Aynı şekilde biz sekansımıza baktığımızda aynı özelliklerin burada da olmuş olduğunu göreceğiz. İkinci metodumuz buydu. Üçüncü metodumuza gelecek olursak, şu sekansları sileyim. Yine buradan tutup proje panelimizde sağ proje panelimizin sağ altında çöp kutusunun bir solunda olan New Item bölümüne bıraktığımızda yine videomuzun özelliklerine en uygun bir şekilde sekansımızı oluşturmuş oluyoruz. Üçüncü seçeneğimiz de bu. Yine kontrol edebilirsiniz. Videomuzla aynı özelliklerde bir sekans oluşturmuş olduk ve bu en pratik, en kolay yöntemlerden ve en çok kullanılan yöntemlerden 2 tanesi. Bir diğer sekans oluşturma metodu ise sağ tıklayıp New Sequence From Clip tıkladığımızda yine aynı şekilde videomuza uygun bir şekilde sekansımızı oluşturmuş oluyoruz. Sekansla ilgili şunu ekleyebilirim. Mesela ben bu sekansımı oluşturdum. Farklı bir sekans oluşturmak istiyorum. Bunu da oluşturdum. Şu an sekanslarımız yan yana şu sekme halinde gelmiş oldu. Ben çift sekansla çalışmak istediğim zaman bunu tutup şu şekilde aşağıya aldığım zaman mesela ben buraya bastığımda C322 mesela şu isim verelim. 2 kere tıkladığımda ismini değiştirebiliyorum. Sekans 2. Şuna da sekans 1 diyelim. Sekans, özür diliyorum. Sekans 1. Sekans 1'im burada görebiliyorum. Sekans 1'imi ve sekans 2'ye tıkladığımda da program monitöründe gördüğünüz gibi direkt değişiyor. Yani 2 sekansla birden çalışabiliyorum. Mesela bu sekansla bu sekansa bir şey direkt aktarabiliyorum. Ekstra sekanslarla alakalı bunu ekleyebilirim. Kafanıza takılan bir soru olduğunda da yorumlar bölümünde de belirtebilirsiniz. Sorularınızı veya herhangi bir konuyla alakalı video çekmemi istediğinizde bununla alakalı yorumda belirtebilirsiniz diyeyim inşallah. Umarım faydalı olmuştur. Bir diğer bölümde görüşmek üzere. Selametle kalın.